çıkar istersen. Yok, iyi. Tamam, hiç yat. Yok. Tamam, yat. Kendimi kalsın, ben kaldırayım. De, olsun. Bana bak. Günaydın. Gel tut hikmet. Tamam. Sür buralarına da sür. Buralarına da sür. Tamam, şimdi ütüyü oraya koy hikmet. Kabloya değil. Tamam, bırak. Düzelt elinle. Şimdi tekrardan ütüyü al. Sür şimdi. Buralarına da bak, kırışmış buralara. Elini çek. Sür her tarafına. Hikmet, bak böyle. Üstlerini yıka. Şimdi diğer elini yap. Evet. Sil güzelce. Dönder, dönder. Su al. Yüzünü yıka. Yavaş. Azal. Evet, aynen. Yıka şimdi. Evet, çok iyi. Çok iyi. Yıka. Saçına sür en sonunda gülümseyerek. Çok iyi. Çeşmeyi kapat. Ne? Sonra yiyeceğiz. Evet. Sonra yiyeceğiz. Gülümse. Evet, ver. Yıka, 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 yıka. Tamam. Bakalım Hikmet. Tut bıçağımızı. Hadi bakalım. Sen doğruyorsun şimdi. Eline dikkat et. Yok, öyle bir isim var. Evet. Evet. Lezzetli yap böyle. Al. Biraz geri gel, geri gel. Evet. Bak. Biraz uzak dur. Geriye gel biraz. Evet, kes. Güzel, kes. Güzel, kes. Çok iyi. Kes. Evet, soy. Evet, soy hızlı biraz. Bir tane de böyle kes. Evet. Bir daha koyarsın. Sıkıntı yapma. Bittik. Ver kaşığı bana. Hadi bunların kapağını kapat, kaldıralım. Bas. Bastır. Yok. Bastır. Olacak. Hadi. Bas Hikmet. Evet, çok evet, çok iyi. Bir tane daha. Yok, bir tane daha koyalım. Çift kaşarlı olsun. Koy. Bir daha koy. Tamam. Onu lavabonun içerisine koyabilirsin. Yavaş. Şimdi tostlarımızı al, tost makinesine koy. Diğerini de koy. Evet, kapat tostumuzun kapağını. Bastır Hikmet. Bas, 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 bas. Bastır. Evet. Getir tabağımızı. Diğerini de getir Hikmet. Koy diğerini de. Evet. Şimdi tost makinesini aç. Açıyoruz. Yürü. Elinde bir şey yokmuş gibi yürü. Yürü, yürü, yürü. Yürü Hikmet.
Kurumumuzda 3 tane uygulama evi bulunmaktadır. Bu uygulama evinin içerisinde normal evlerde bulunan yatak odası bölümü, mutfak bölümü, oturma bölümü, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Bu uygulama evlerimizde öğrencilerimizin kişisel bakım ve temizlik, gerekli araç gereç kullanımı konusunda eğitim vermekteyiz. Amacımız ise öğrencilerimizin günlük yaşam becerilerini ve öz bakım becerilerini bağımsız olarak gerçekleştirmesidir. Bu bireysel farklılıklara göre değişebiliyor. Öğrencimizin durumu, öğrenme hızı, öğrencimizin yaşı, becerisi, beceriyi öğretene kadar devam ediyoruz. Birden fazla grupla çalışıyoruz. Görme yetersizliği olanlar, işitme yetersizliği olanlar, zihinsel yetersizliği olanlar, Down sendromu olan öğrencilerimiz, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizle birlikte çalışmaktayız. Velilerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Öğrenciler uygulama evinde öğrendikleri becerileri ev ortamında genelliyorlar. Ailelerden hatta bununla ilgili video çekimi yapıp bize dönüş sağladıkları da olmuş oluyor.